herkese. Bugün size formumu nasıl koruduğumu ve sağlıklı bir şekilde nasıl zayıf kalabildiğimi anlatacağım. Öncelikle şunu belirtmemde fayda var. Ben yapı olarak da zayıf bir aileden geliyorum. Annem de babam da hem gençlik yıllarında hem de şu anda zayıflar. Ama bu zayıflık sağlıksız bir zayıflık değil asla. Boy ve kilo oranına göre sağlık testi yaptığımızda hepimiz sağlıklı bireyler çıkıyoruz. Ben bol bol ev yemeklerinin pişirildiği, daha çok ev yemeklerinin yendiği bir aileden geliyorum diyebilirim. Asla fast food seven bir ailem yok. Özellikle babam kesinlikle abur cubur sevmeyen bir insan. Hiç eve bir gün bile abur cubur bir şey getirdiğini hatırlamıyorum. Annemin aslında abur cuburla arası fena değil ama o da işin dozunu çok fazla kaçırmıyor aslında. Ama ne zaman Ankara'ya gitsem bak bu dondurma yeni çıkmış, işte bu çikolatayı yeni keşfettim dediği oluyor aslında bazen. Annem ve babam bu bahçe evini aldığımızdan beri daha çok organik bir şekilde beslenmeye çalışıyorlar. Hatta bu konuda da bayağı bir bilinçlendiler aslında. Domateslerini, sebzelerini, meyvelerini hep bahçeden toplayarak yiyorlar ve bundan da çok büyük zevk alıyorlar. Benim evimdeki kekik, nane, başka ne olabilir? Maydanoz, bunların hepsi bizim bahçeden geliyor. Ne zaman Ankara'ya gitsem annem bana veriyor onlardan. Organik elmalar, işte armutlar, şeftaliler. Şeftali ağacı var mıydı? Çok emin değilim ama elma olduğunu kesinlikle hatırlıyorum. Birkaç yıl öncesine kadar babamda böyle bir rahatsızlık yoktu. Fakat daha sonrasında çölyak hastalığı çıktı babamda. Çölyak hastaları ise unlu mamuller yiyemiyorlar. Çölyak hastalığı ne demek? Unlu mamullere alerjiniz oluyor ve bağırsaklarınızda yaralar oluşmaya başlıyor. Bu da bağırsaklarınızı bozuyor, midenizi bozuyor ve sizi böyle birkaç gün eziyet haline getiriyor yediklerinizi. O yüzden unlu mamulleri asla babam birkaç yıldır yemiyor, tüketmiyor. Bu unlu mamuller yememe olayı aslında Türkiye'de de çoğalmaya başladı ama Avrupa'da çok daha fazla olduğunu gördüm. Bu artık insanların bir alışkanlığı haline gelmiş. Hayatlarından unlu mamulleri tamamen çıkartmaya çalışıyorlar. Çölyak hastası olmayanlar dahi. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl un kullanmadan besin tüketebiliyor? Sonuçta her şeyin içinde un var diyeceksiniz. Evet haklısınız ama unlar da kendi aralarında çeşitlere ayrılıyorlar. Bu hastalığın esas aslında olayı şu, gluten alerjisi. Dolayısıyla buğday unu olan hiçbir şeyi yiyemiyor. Ama mısır ve pirinç unundan yapılan şeyleri yiyebiliyor. Ama gluten alerjisi olanların yani çölyak hastalarında tamamıyla her şeyi yiyebilecekleri ürünler var aslında mağazalarda, marketlerde. Ama Türkiye'de çok pahalı. Mesela ben babama Barcelona'dan şarın bir ununu almıştım. Onda gluten yoktu ve babamın yiyebileceği bir undu. Orada ben Türk parası olarak 15 lira gibi bir şey almıştım ama Türkiye'de annem o unu 35 lira gibi bir fiyata alıyor mesela. Ama yavaş yavaş Türkiye'de de artık çölyak hastası olmayanlar bile unlu mamuller yemeyerek, glutensiz şeyler, ürünler yiyerek desem daha doğru olacak galiba. Böyle daha sağlıklı beslenmeye çalışıyorlar. Aslında keşke ben de yapabilsem ama her şeyin içinde ne yazık ki un var. Böyle ayrı bir özen, ayrı bir özveri istiyor aslında. İşte bu çölyak hastalığı da aslında biraz daha sağlıklı beslenmeye itti ailemi. Ama şu an konumu onlar değil, benim. Gelelim benim konuma. Ben de yine bu şekilde ailemden aldığım birazcık da böyle alışkanlık sayesinde daha çok böyle sebze yemeye çalışıyorum. Evde yemek yapmaya çalışıyorum. Bunun dışında bence kesinlikle böyle olmamın çocukluğumda yaptığım sporlarla da alakası olduğunu düşünüyorum. Bir kere çok net hatırladığım şey babam her yaz Gözde ve beni bir yaz okuluna gönderiyordu. Liseye kadar bu böyle oldu. Her yaz bir spor dalıyla hatta birden çok spor dalıyla ilgileniyorduk. Bu daha sonrasında ilgi duyduğumuz alanda kışın da devam ediyordu. Kışın kurslara da katılabiliyorduk. Sürekli yüzüyorduk mesela. Bunun da bence çok büyük bir önemi var. Yüzmek çok çok önemli bir şey. Ben şu anda bu yaşımda yüzmeyi çok fazla sevmiyorum. Kendimi zorluyorum. Ama çok faydalı bir şey olduğunu biliyorum beden açısından yüzmenin. Bunun dışında 2 yıl kadar zannedersem tenis oynamıştım. Hatta böyle profesyonelliğe doğru gidiyordu. Ama bir şekilde yaşım ilerledikçe biraz daha ilgi alanlarım değişmeye başladı. O yüzden tenise olan ilgim de yavaş yavaş azalmıştı. Ama hep içimde bir ukde kalmıştır. Keşke devam etseydim. Çok keyif aldığım bir spor dalıydı. Hala böyle zaman zaman ah keşke olsaydı, keşke şu an tenis oynuyor olsaydım diyorum açıkçası. Çünkü bence çok keyifli bir spor. Ama çok uzun süre yaptım diyebilirim. 2-3 yıl kadar tenis oynadım diyebilirim. Tenis dışında çok böyle daha profesyonel olmasa da tam çocukluk aslında diyebilirim.
diyebiliriz. Paten kaydım çok uzun süre ama o kadar uzun süre kaydım ki artık böyle hani profesyonel anlamda tekerlekli paten kayabiliyorum diyebilirim. Aslında buz pateni de kayabiliyorum. Tekerlekli patenim de vardı hatırlıyorum. Buz patenim de vardı. Hatta Ankara'da bahçeli evlerde Berpa'ya gidiyordum sürekli. Babam sürekli bizi oraya götürüyordu. İkisinden de yine çok keyif alıyordum ama bu da hiçbir zaman böyle profesyonel bir şekilde ilerlemedi. Ama gördüğünüz gibi sürekli çocukluğumda hep bir spor dalıyla uğraştım. Zaten çok hareketli bir çocuktum. Hala daha öyleyim. Şimdi oralara da geleceğim. Bütün bu spor dalları dışında hayatımın aslında her döneminde bisiklet sürmeyi öğrendiğim günden beri her zaman bisiklet var hayatımda. Özellikle üniversitede daha önce söylediğim gibi 4 yıl boyunca her gün hep aynı saatte bisiklete bindiğim ve hep aynı yolu gidip geldiğim için bu bir rutin haline dönüşmüştü. Ve bence bedenimin böyle birazcık daha kaslı hale gelmesinin sebebinin bisiklet olduğunu düşünüyorum. Çünkü 4 yıl boyunca sürekli aynı şeyi yaptığınızda beden buna yavaş yavaş alışmaya başlıyor bence. Bisiklet dışında üniversitede okuduğum bölüm sayesinde zaten sürekli hareket etmek durumundaydım. Zaten her derse başlamadan önce 1 saat, 1,5 saat ısınma dersleri oluyordu. Hatta bazılarında okulun kampüsünde koşuyorduk. Bu da sürekli 4 yıl boyunca devam ettiği için bir rutin haline gelmişti. Aslında söylediğim gibi çocukluktan üniversite mezuniyetine kadar sürekli bir sporun içinde oldum. Evet bu böyle zaman zaman düzenli oldu, zaman zaman kopuk kopuk oldu. Ama hep her zaman bir hareket halinde içindeydi vücudum. Okuldan mezun olduktan sonra, üniversite bittikten sonra, İstanbul'a geldikten sonra açıkçası birazcık bedenimin tembelleştiğini, birazcık daha böyle her şeye üşendiğini fark etmeye başladım ilk geldiğim yıl. Çünkü beden uzun bir süre, uzun yıllar aynı şeyi yapmaya alıştıktan sonra birdenbire bunu kestiğinizde bir boşluğa düşüyor. O yüzden ben de bu anlamda çok fazla bedenimin etkilenmemesi için kendimce okulda yaptığım bazı hareketleri düzenli bir şekilde elimden geldiği kadarıyla yapmaya çalıştım. Hala daha bunu yapmaya çalışıyorum. Mezun olup İstanbul'a geldikten sonra söylediğim gibi başlarda çok fazla tembelleşti vücudum ve bir süre sonra şunu fark ettim. Bu aslında ben 2012'de mezun oldum. Yani 2012'den sonra hatta belki 2013'ten sonra vücudumun daha nasıl söyleyeyim size, ben aslında çok fazla yemek yiyen bir insanım ve vücudum çok fazla etkilenmiyordu eskiden. Ne yersem yiyeyim asla etkilenmiyordu. Kilo almıyordum. Şu anda Gözde öyle mesela, kardeşim öyle. Ama belli bir yaştan sonra, 2013 yılından sonra, şu anda ben 29-30 yaşındayım. 29-30. Neyse işte o zamana kadar vücudum hiçbir şekilde etkilenmiyordu ama belli bir yaştan sonra artık ne yesem böyle etkilenmeye başlıyor vücudum. Ve bir süre sonra böyle küçük minik bir ayva göbeğim çıkmaya başladı. Bu sonradan annemle konuştuğumda bunun genetik olduğunu fark ettim. Annemin de böyle gençliğinde çok zayıfken bile minik küçük bir ayva göbeği varmış. Ona ayva göbeği deniyor galiba. Arkadaş çevreme göre veya babama göre benim asla göbeğim yok. Ama bence var. Çünkü bu kadar zayıf bir bedende minik bir göbek böyle leblebi yutmuş solucan gibi görünüyor. Bu da hoş bir görüntü değil bence. O yüzden ben buna biraz daha böyle dikkat etmeye çalışıyorum. Aslında söylediğim gibi istediğim her şeyi yiyorum ben. Hatta bazen gece de yemek yiyorum. Çok ağır yemekler yediğimde rahatsız olan bir midem de yok çok şükür. Bu arada laf aramızda gece yemek yemeyi de çok seviyorum. Bu da üniversiteden kalan bir alışkanlık. Ama bence bütün bu anlattıklarım dışında, yani genetik durumlar, çocukluğumdan beri yaptığım sporlar dışında bence en etkili şey, benim hala böyle fit kalabilmemi en iyi sağlayan şey bence benim sürekli ama sürekli hareket ediyor olmam. Çocukken de böyleydim, şu anda da böyleyim. Asla yerimde duramıyorum. Sürekli hareket ediyorum, sürekli kendime bir iş uyduruyorum. Ne kadar yoğun olursam olayım, evdeki temizliğimi kendim yapıyorum, kendim yapmaya çalışıyorum. Her şeyinden, işte cam silmesinden ütü yapmasına kadar veya işte yer süpürmek, yer silmek, bunların hepsini kendim yapmaya çalışıyorum. Çünkü bence bu da bir spor ve bu da yine aslında aileden gelen bir alışkanlık. Hep annemden de bunu gördüm. Yıllarca çalışırken bile hep kendi işini kendi yapıyordu. Böyle arı gibiydi, sürekli çalışıyordu, böyle koşturuyordu evin içinde. Ben de galiba ona çekmişim. Aslında babam da öyle. Hala daha bahçede bir şeyler eker, biçer, asla yerinde durmaz, sürekli hareket eder. Bence onların da böyle zayıf ve sağlıklı kalabilmelerinin sebebinin hareket etmek olduğunu düşünüyorum. Benim yaz aylarında zamanım genellikle evde geçiyor. Çünkü okul tatil oluyor, tiyatro sezonu kapanıyor. Dolayısıyla hep evde oluyorum. Sürekli evde olduğum için de böyle bir kanepeye yatıp sabahtan akşama kadar orada yatmak, hiçbir şey yapmamak asla bana göre bir şey değil. Sürekli bir uğraş buluyorum kendime. Ya evin dekorunu değiştiriyorum, ya işte çiçeklerin saksısını değiştiriyorum, ya gidiyorum bir şey boyuyorum, ya da aklıma bir şey takıyorum mesela. Gidip işte şu tuhafiyeden,
şu parfümericiden ya da işte şu yüncüden, düğmeciden şunu alırsam, onu da şununla işte bağlarsam yeni bir dekor yaparım eve. Onu da şöyle şuraya koyarım. Böyle kafama saçma sapan şeyler takıyorum ve hiç üşenmeden kalkıyorum, gidiyorum, yürüyerek istediğim şeyleri alıyorum. Sürekli toplu taşıma aracı kullanıyorum. Her yere 5 kilometreye kadar diyebilirim. Belki daha fazlasını da yapabilirim ama yürüyerek gidip geliyorum. Zaten sürekli Can'la bu eve taşındığımızdan beri her akşam 5 kilometre mutlaka yürüyoruz. Hatta bazen belki Snapchat'te siz de görüyorsunuzdur. Bazen sizi de dahil ediyorum oraya. Kesinlikle en önemli şeyin hareket etmek ve yürümek olduğunu düşünüyorum. Yürümek kesinlikle bence en faydalı şey. Daha çok böyle yağ yakmak yerine, çünkü vücudumda benim yağ yok. Sadece işte bu göbeğimde, alt göbeğimde birazcık oluyor. Bunun dışında vücudumda yağ olmadığı için yağ yakmama gerek yok ve bu yüzden de daha çok böyle kas yapmaya, vücudumu sıkılaştırmaya yönelik hareketler yapmaya başladım. İşin yemek kısmında ise ben kahvaltı yapmayı asla sevmeyen biriyim. Bu evet çok sağlıksız olabilir. Ama ben uyanır uyanmaz hemen bir şey yiyemiyorum. Biraz zaman geçmesi gerekiyor. Böyle uzun kahvaltı sofralarını hiç sevmiyorum. Bana böyle işkence gibi geliyor. Daha çok akşam yemeklerinin uzun 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 sohbetli olması benim daha çok hoşuma gidiyor. Aslında bu hiç sağlıklı bir şey değil. Biliyorum, kendimi alıştırmaya çalışıyorum. Hemen böyle kahvaltı yapmaya çalışıyorum. Erken kahvaltı yapmaya çalışıyorum. Kendimi zorluyorum ama gerçekten çok sevdiğim bir şey değil. Su içmeyi hep unutuyorum. Sürekli unutuyorum ve bunun için gittim kendime böyle rengarenk suluklar falan aldım. Termoslar aldım. Biraz daha böyle kendimi heveslendirmek için. Ama şimdi yavaş yavaş o da düzene oturdu. Su içmeye çalışıyorum. Su içmeye gayret ediyorum. Aslında bunun faydasını görüyorum da, yani hemen görüyorum faydasını ama işte bir şekilde alışkanlık edinemedim bir türlü o konuyu. Ama galiba yavaş yavaş başarıyorum onu da. Kısacası size söyleyebileceğim şey, sürekli hareket edin. Evin içinde bile kendinize hareket edebilecek alanlar yaratın. Her işinizi kendiniz yapmaya çalışın zamanınız varsa eğer. Yürüyerek gitmeye çalışın her yere. Her yere böyle taksiye, bir araca ya da arabaya binmeyin. Bu kesinlikle çok önemli bir şey bence. Sürekli hareket etmek insanı her anlamda enerjik tutuyor bence. Moralinizi de hep top noktada tutuyor. Sürekli bir kanepede yatıp kaldığınızda daha böyle mutsuz, hayata daha umutsuz bakan insanlara dönüşmeye başlıyoruz. O yüzden ben sürekli hareket etmeye çalışıyorum söylediğim gibi. Şunu söylememde gerçekten fayda var. Kesinlikle sağlıksız bir zayıflığı tasvip etmiyorum ve bunu güzel de bulmuyorum. Hiçbir kadında sağlıksız, gerçekten çok böyle sağlıksız görünen zayıflığı asla sevmiyorum ve hiç güzel bulmuyorum. Sağlık her şeyden önce geliyor. Bütün bunların dışında, yani genetik mevzuların, çocukluğumdan beri spor yapmış olmamın ve şu anda sürekli hareket halinde olmamın dışında bana çok etkisini gösteren ve faydasını hissettiğim bazı hareketler var. Şimdi onları sizinle paylaşmak istiyorum. Kalça kaslarını geliştirmek ve aşağıya sarkmasını ve yumuşamasını engellemek aslında bizim elimizde. Ben buna yönelik aslında en çok dikkat ettiğim konu da bu. Buna yönelik 3 tane hareketim var. Çok da işe yarıyor bence. Bu pozisyonda bir matın üzerine yatıyorum. Bu hareketi dizlerim kırık bir şekilde, dizlerimi yani bacaklarımı yukarıya kaldırarak yapıyorum. Bütün bunları yaparken dizlerim hala kırık bir şekilde oluyor ve kalça kaslarımın sıkıştığını hissediyorum birkaç kere tekrarladıktan sonra bu hareketi. Bu hareketi her bir bacak için 12 defa yaparak 3 veya 4 set tekrar edebilirsiniz. Bir diğer hareket ise yine aynı pozisyonda duruyorum ve bu sefer dizlerimi kırmadan yapıyorum. Ayaklarımı yani bacaklarımı geriye doğru uzatıyorum ve yukarıya kaldırıyorum. Ama bunu yaparken ayağımı sağa veya sola veya geriye götürmüyorum. Ayak parmak uçlarım yere bakacak şekilde tutuyorum ve bu hareketi bu şekilde yapmaya çalışıyorum. Eğer bu hareketi yapmak için zamanınız yoksa veya o an yere yatıp da bu hareketi yapamayacaksanız aynı hareketi düz bir şekilde duvarda da yapabilirsiniz. Ben bu hareketi de sürekli yapıyorum. Sürekli, çünkü yere yatacak, mat getirecek, buna zaman ayıracak zamanım olmayabiliyor. O zaman da işte yemek yaparken, dişlerimizi fırçalarken, evden çıkmadan önce duvarda da yine bu aynı hareketi yapabilirsiniz. Göz kasları için ise bence kadınların en çok işine yarayan iki tane hareket var. Aslında benim en çok işime yarayan ve fayda sağladığını gördüğüm iki tane hareket var. Yere bağdaş kurup oturabilirsiniz. Aynı hareketi yerde değil de ayakta da yapabilirsiniz. Ellerinizi göğüs hizasında kaldırın ve iki avcunuzu birbirine bu şekilde birleştirin. Daha sonra ellerinizi iki elinizde birbirine ittirerek basınç uygulayın. Bunu yaptığınızda göğüs kaslarınızın hareket ettiğini göreceksiniz ve bunu
bunu da yine böyle 12 tekrardan birkaç set yapabilirsiniz. Aynı hareketi ellerinizin arasına bir yastık veya küçük orta boy bir top veya bir pilates çemberi alarak da aynı hareketi yapabilirsiniz. Alt karın kasları ise benim en çok başımın belada olduğu kaslar. Bunun için de şöyle bir hareket bana fayda sağlıyor açıkçası. Yine bir matın üzerine yatıyorum, ellerimi iki yana koyuyorum. Dizlerimi kıvırıyorum ve dizlerimi göğüslerime yaklaştırıyorum. Göğüslerime yaklaştırırken de nefes veriyorum. Bu hareketi yaparken önemli iki tane nokta var. Bel boşluğunuzun olmaması, orayı tamamen yere indirmeniz. Bir diğer önemli nokta ise dizlerinizin arasında ve ayaklarınızın arasında küçük bir tenis topu tuttuğunuzu düşünün. Eğer dizlerinizi birleştirirseniz bu hareketi yapmak daha kolay oluyor. Fakat hareketin biraz daha zor olması ve alt karın kaslarını daha iyi çalıştırması için mutlaka o mesafeyi muhafaza ederek tekrar edin bu hareketi. Normal yukarıdaki karın kasları için ise herkesin yaptığı hareket olan mekik çekme hareketini yapıyorum. Tam mekik zaman zaman çekemeyebiliyorum. O yüzden dizlerimi kıvırarak yine bir matın üzerine yatıyorum ve yarım mekik çekerek yine üst karın kaslarımı çalıştırıyorum. Her bir setin 12 tekrardan oluştuğunu düşünerek 3 veya 4 set yapabilirsiniz bu hareketleri. Daha sonra kendinizi zorlamadan daha çok geliştiğinizi fark ederseniz set sayısını artırabilirsiniz. Söylediğim gibi ben buna her zaman ayıramayabiliyorum. Yere mat sererek özel olarak bu spor rutinine zaman ayıramayabiliyorum. O zaman da size gösterdiğim gibi ayakta herhangi bir iş yaparken de bu hareketleri yapabiliyorum. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur ve umarım sizi spor yapmak ve biraz daha enerjik olmak, hayata karşı enerjik olmak anlamında motive etmiştir diye düşünüyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Ve eğer kanalıma abone değilseniz, beni ilk kez görüyorsanız yeni gelecek videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olabilirsiniz. Beni Instagram'dan ve Snapchat'ten de takip etmeyi unutmayın lütfen. Beni izlediğiniz için her zamanki gibi çok teşekkür ediyorum. Daha sonraki videolarımda görüşürüz. Bu arada sürekli hareket edin. Bay bay.